Kanal Fırat ekranlarına, Akşam Ajansı'na hoş geldiniz sayın seyirciler. Tarihler 2019 yılının 31 Ekim'ini gösteriyor. Saatlerimiz 17. Bizler hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle birlikteyiz. Buyurun Akşam Ajansı'na. Sayın seyirciler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde kurulan ve aralarında Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan'ın da yer aldığı İhracat Çalışma Grubu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan ve farklı sektörlerden ülkemizin önde gelen kuruluşların temsilcilerinin yer aldığı İhracat Çalışma Grubu ilk toplantısını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği merkezinde gerçekleştirdi. Toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Ekonomimizin canlanması, istihdamın artması ve kaynakların ekonomiye kazandırılması noktasında ihracatın artması çok önemlidir. Bu nedenle gerek TEPAV gerekse Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından hazırlanan tüm eylem planları ve projeler ihracatta yeni bir dönemin habercisi niteliğindedir. Çok verimli geçen bir toplantı oldu. İlimizin de tüm bu çalışmalardan ve projelerden en üst düzeyde yararlanabilmesi için önemli adımlar atmaktayız. Girişimcilerimiz neticesinde ihracat destek ofisleri açılacak iller arasında artık Elazığ'da bulunmakta. Oda bünyemizde gerekli altyapıları oluşturmaya başlamış bulunmaktayız. İhracat destek ofisimiz marifetiyle inşallah ihracatımızın ve ihracatçı sayımızın artmasına katkı sağlayacak bir süreci de başlatacağız ifadelerinde bulundu. Ve yine Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan'la devam edelim sayın seyirciler. Bugün bir açıklama yaptı Asilhan Arslan ve TOB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ekonominin büyümesine bir destek de özel bankalardan gelmesini bekliyoruz açıklamasını değerli bulduklarını ifade etti. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ekonominin büyümesine bir desteğin de özel bankalardan gelmesini bekliyoruz açıklamasını değerlendirdi. Başkan Arslan açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde yaptığımız girişimlerde ve sunduğumuz raporlarda finans sektörünün reel sektöre sıkıntılı dönemlerde mesafeli durduğunu ve bu durumun iş dünyasını zorladığını ifade ederek konu hakkında girişimlerde bulunmasını talep etmiştik. Başkanımız iş dünyasının bu taleplerini değerlendirmekte ve ilgili kurullarda dile getirmektedir. Son olarak Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrasında değerlendirmesinde de tüm iş dünyasının beklediği şekilde bir değerlendirmede bulunarak bankaların faiz indirimine gitmesi gerektiğini dile getirmiştir. Kredi taleplerinde bankalar faiz dışında giderek artan şekilde masraf komisyon adı altında çok yüksek ilave maliyet çıkarıyor. Bu da reel sektörün yükünü artırıyor. Bankalar herkesin fedakarlık yapması gereken bu dönemde fedayı reel sektöre bırakıp kârı kendilerine ayırmasını istiyoruz. Geçen yıldan beri ilimizde finans sektör temsilcileriyle 3 kez bir araya gelerek karşılıklı taleplerimizi değerlendirdik. Buralardan çıkan sonuçları kamuoyu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile paylaştık. Sadece ilimiz için değil, Türkiye genelinde yaşanan bu önemli sorun için umuyoruz ki başkanımızın bu çok değerli çıkışı ve beklentisi karşılık görecektir ifadelerine yer verdi. Ve AK Parti sayın seyirciler, AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'nın Kadın Kolları Teşkilatı, Kızılay Haftası nedeniyle kan bağışı kampanyasına destek verdi. AK Parti Elazığ Kadın Kolları Başkanlığı Kızılay Haftası dolayısıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek verdi. Elazığ Öğretmen Evi önünde bulunan Kızılay Gezici Kan Bağışı istasyonuna gelen partili kadınlar form doldurarak kan bağışında bulundu. Biraz sessiz olabilir mi? AK Parti Elazığ Kadın Kolları Başkanı Gülersem Çopur, 81 ilde eş zamanlı kan bağışına destek verdiklerini belirterek vatandaşları kan bağışı kampanyasına destek olmaya davet etti. 29 Ekim 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sosyal Politikalar Başkanlığımız tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak
kan bağışı kampanyasına destek vermek için burada kadın kollarımızla birlikte beraber burada bulunmaktayız. 1868 yılından bu yana uluslararası her türlü koşulda insanların acısını hafifletmeye çalışan ve hizmetlerinde çıkar gözetmeyen Türk Kızılay'ı ülkemizin en güçlü yardım kuruluşudur. Kan ver, sen de hayat kurtar. Bir hayatı sen de kurtar. Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Kan herkese lazım olan bir ihtiyaçtır. Bunun için biz de ilk kadın kolları olarak bu kampanyaya destek veriyoruz ve halkımızı kan vermeye davet ediyoruz. Sayın seyirciler, Elazığ'da özellikle lise son sınıf öğrencilerinin üniversiteler hakkında bilgilerini arttırmak amacıyla düzenlenen üniversite tanıtım günlerinin dördüncüsü düzenlendi. Elazığ'da öğrencilerin üniversiteler hakkında bilgi sahibi olması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Fırat Üniversitesi ve Ünlü Ok İşbirliği ile üniversite tanıtım günleri etkinliği düzenlendi. Tercih yapacaksınız. Üniversite sınavına girecek olan öğrencilere üniversiteleri tanıtmak, tercih yapacakları üniversiteler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen organizasyonun açılışı yapıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Ünlü Ok temsilcisi Caner Işkın, katkılarından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. Etkinlikte başta İl Milli Eğitim Müdürümüz ve Fırat Üniversitesi'nin rektörümüze canı gönülden teşekkür ediyorum. Katkılarından dolayı da minnettar olduğumu belirtiyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz. İl Milli Eğitim Müdürü Feyze Gürtürk, üniversitelerin evrensel ve nitelikli bilim anlayışını en üst seviyede tanıtmak için buradayız dedi. Bugün ülkemizin farklı coğrafyalarından ilimize gelen üniversitelerimizi tanıtımları için öğrencilerimizle buluşturmak için buradayız. Çocuklarımızın doğru tercih yapmaları ve üniversite hayatına doğru adım atmalarını sunmak için bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kariyer yolculuğunda doğru ve bilinçli tercih yaparak başarıyı getirmek, üniversitelerin evrensel ve nitelikli bilim anlayışı, uluslararası ve uluslararası başarıları, muazzam ve sosyal kültür imkanları, barınma ve değişim programları, burs olanakları ile öğrencilerimize en üst seviyede tanıtmak için buradayız. Bu yıl üniversite sınavına girecek olan öğrencilerimizi tercihlerini gerçekleştirmeden önce üniversiteleri tanımaları, üniversiteler hakkında gerekli bilgi edinmeleri için bu çalışmaları yapıyoruz. Konuşmaların ardından öğrenciler üniversiteler hakkında bilgi aldı. Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor sayın seyirciler. Ekipler düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Söz konusu bölge ve şüphelilerin üst aramasında 53 paket esrar ve 6 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 2 şüphelinin işlemleri ise sürüyor. Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler de uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Narkotik köpeği salgınında katıldığı çalışmada belirlenen noktalarda bazı araçlar durdurularak kontrol edildi. Salgın durdurulan araçlardan ikisine tepki verdi. Araçlarda jandarma personeli tarafından yapılan detaylı aramada birinde 1 kilo 250 gram, diğerinde ise 2 kilo 200 gram zulalanmış şekilde esrar ele geçirildi. 3 kilo 450 gram uyuşturucunun ele geçirildiği her iki araçta bulunan şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü. Sayın seyirciler, Devlet Su İşleri 2019 yılı içerisinde Elazığ ilçeleri de dahil olmak üzere Elazığ genelinde
suladığı arazi miktarını açıkladı ve bu açıklamaya göre Elazığ'da 2019 yılı içinde devlet su işleri toplam 22.100 dekar araziyi suladı. Bu arazilerin sulanmasıyla birlikte de başlayan sulu tarımla da Elazığ Türkiye ekonomisine yaklaşık 12 milyon liralık katkı sağlamış oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırma, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını belirterek, Elazığ'da 2019 yılı sulama sezonunda sulanan arazi miktarını açıkladı. Elazığ'da 2019 yılında toplam 22.100 dekar arazi üzerinde yapılan sulu tarımla birlikte ülke ekonomisine 12 milyon lira katkı sağlandığını söyledi. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveriyle çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Mevlüt Aydın, tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsediklerini kaydetti. Sayın seyirciler, Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı çerçevesinde 13. etap çağrı dönemi müracaatları 14 Kasım tarihine kadar devam edecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Tuğran Karahan da bu kırsal kalkınmanın desteklenmesi projesi kapsamındaki çağrı döneminden tüm yatırımcıların faydalanması gerektiğini ifade ederek yatırımcıları müracaat etmeye davet etti. 2006 yılından beri uygulanan kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı çerçevesinde 13. etap çağrı dönemi müracaatları 14 Kasım'a kadar devam edecek. 13. etap döneminde çelik silo yapımı, yenilenebilir enerji sistemlerini içinde barındıran sera yapımları, soğuk hava depoları, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmeleri, kanatlı sektöründe kaz ve hindi üretim tesisleri, balıkçılık ve su ürünleri yatırımları, çiftçilik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve kırsal turizmin tamamına destek verilecek. Tarım ve Orman İl Müdürü Tuğran Karahan, istihdama katkı sunması ve tarımsal faaliyetlerin artması noktasında tüm yatırımcıları 14 Kasım'a kadar sürecek başvurulara davet etti. Siz değerli yatırımcılarımızı, çiftçilerimizi, üreticilerimizi 14 Kasım 2019 tarihine kadar İl ve ilçe müdürlüklerimize müracaatlarını gerçekleştirip bu %50 hibe desteğinden istifade etmenizi bekliyoruz. Bütün teknik ekip arkadaşlarımızla birlikte bu noktada sizlere destek olmak, yardımcı olmak ve ilimizdeki bu tarımsal faaliyetlere yönelik üretim imkanlarını artırmak, istihdama katkıda bulunmak üzere bu yatırımlardan istifade etmeniz için her türlü desteği vereceğimizi, kapılarımızın açık olduğunu ve bu noktada tarihi kaçırmadan, tekrar ediyorum, 14 Kasım 2019 tarihine kadar gerekli müracaatları yaparak bu hibelerden istifade etmenizi bekliyoruz. Sayın seyirciler, şimdi sizleri Elazığ'ın Arıcak ilçesine götüreceğiz. Arıcak Belediye Başkanı Ferit Yıldırım, Kanal Fırat'a önemli açıklamalarda bulundu. Arıcak ilçesinde belediye çalışmalarının nasıl yürütüldüğünü anlatan Ferit Yıldırım, altyapı ve üst yapı çalışmaları içinde hızlı bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. 31 Mart yerel seçimlerinde Arıcak ilçesinde belediye başkanlığına seçilen Ferit Yıldırım, çalışmalarına altyapı ve üst yapı ile başladı. Güzel bir tesis gençlerimizin spor hizmetine inşallah kazandırmış olacağız. Bu sene biter diye düşünüyoruz. Bu sene biterse ikinci devre maçları inşallah maçları burada oynanacak. İlçenin sağlık hizmetlerine ulaşımda sıkıntı yaşadığını ifade eden Yıldırım, sorunun çözüme kavuştuğunu söyledi. İller Bankası'yla bir proje çalışmalarımız devam ediyor. Paket arıtma projesi. Elektriğinde kendiliğinden üretimi olacak şekilde güneş paneli koymuşuz projeye inşallah. Önümüzdeki sezon bütün işlemler bitecek ve ihale aşaması da bittikten sonra yapımına başlanacak. Yıldırım, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında mikrofonlarımıza özel açıklamalarda bulundu. Görüyorsunuz, çok eski bir hizmet binası, bir lojman kadar. Bunun şu anda zemin etüt çalışmalarımız var. Bunu bitirdikten sonra proje çalışmalar, ondan sonra kredi biraz talep edip ilçemize, belediyemize bir güzel hizmet binası bu dönem kazandırmayı yine düşünüyoruz.
Arıtma tesisi, hizmet binası, yürüyüş yolları da Başkan Yıldırım'ın projeleri arasında. Proje karşılığı bir 500 bin liralık bir hibe desteği sözü aldık. Proje çalışmalarımız başlandı daha yeni. İlçe girişiyle bu resmi kurumların, şu belediyemizin olduğu Halil Yavuz Mahallesi dediğimiz bölge arasındaki bu yol genişletme, yürüyüş alanları, oturma kamelyaları, orta refüj olabilir, kısmen işte duvardır, aydınlatması olacak. Artık bundan sonra inşallah o projeyi biz gerçekleştirdikten sonra insanımız güzel havalarda çıkıp Arıcak'tan buraya ya da buradan Arıcak'a gecede yürüyüş yapabilir. Yine Saman Mahallemizin yol sorunu vardı. Yaklaşık 4.8 ya da 5 kilometre civarında. Onu geçen yıl hem biraz genişlettik hem asfaltını yeniledik. Biz yeni bir imar planı, yeni bir yerleşim alanı için bir imar planı düşünüyoruz ilçemiz için. İlçemizde biraz da kira sorunu ya da yapı, emlak sorunu. Ondan dolayı bu geçen dönem toplu konut idaresine başvurduk. Bütün aşamaları açtık. Son aşamaya gelin. 96 tane konut kararı çıktı. Mevcut araziden dolayı, ilçemizin ile uzaklığından dolayı, ayrıca zeminin biraz taşlık, kazı, altyapı, harfiyat çalışmaları maliyetli olduğu için konutların maliyeti toplu konut tarafından fazla çıkarıldı, fazla gözüktüğü için de halkımız, vatandaşımız haklı olarak başvuruda bulunmadı. Onun için bir alternatif, biraz daha maliyeti düşük bir arazi temin edebilirsek toplu konut için inşallah öyle bir girişimiz de olacak. İlçede konut sıkıntısının giderilmesi için de girişimlerde bulunduklarını belirten Başkan Yıldırım, kendilerine destek olanlara teşekkür etti. Bir de ayrıca bu demin ilçemize kazandırdığımız ya da plan proje aşamasında bütün hizmetlerde emeği geçen başta ilimizin valisine, il başkanımıza, milletvekillerimize ve ilçemizin çalışkan, gayretli ilçe kaymakamımıza, bütün bürokrasimize, herkese teşekkür ediyorum. Yani emeği geçen herkese. Sayın seyirciler, şimdi sizlere öyle bir haber getireceğiz ki biliyorsunuz Elazığ, vatan sevgisi, bayrak sevgisi dendiğinde akla ilk gelen şehirler arasında geliyor ülkemizde. Ve şimdi size öyle bir haber getireceğiz ki Elazığ'da vatan evlatlarını askere nasıl uğurlandığımızı bir kez daha göstermiş olacağız. Çünkü inanılmaz gurur veren tablolar oluşuyor bu uğurlamalarda ve sanki askere değil de düğüne gönderiyoruz evlatlarımızı. Şimdi bununla ilgili arkadaşlarımızın hazırladığı bir haber var ve bu haberi ekranlarınıza getiriyoruz. Analar evlatlarını düğün dernekle uğurlar vatan görevine. Elazığ'da böyle olur asker uğurlamaları. Vatan sevgisi denildiğinde ilk sıralarda yer alan Elazığ'da analar evlatlarının düğününü yapar gibi uğurlar askeri. Askere giderken kınalar yakılır, gidip de dönülmeyeceğini bildiği için türküler, ağıtlar içerir. Askere uğurlarken analar evlatlarının tıraşını yaptı. Ve en büyük asker bizim asker sloganıyla vatan borcu uğurlanmaya işte böyle gönderildi. En büyük asker bizim asker. Kovarma
kızı. Vermez misin Elazığ kızı? Tamam. Bir ucunda elazığsonhaber.com haber müdürü, aynı zamanda muhabir arkadaşımız Sayın Furkan Dilaver var. Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi yayımlandı ve Elazığ'da da bazı hakim ve savcıların görev yerleri değişti. Bu son dakika gelişmesinin detaylarını arkadaşımız Furkan Dilaver'den alacağız. Sayın Furkan Dilaver, iyi akşamlar diliyorum. Akşam Ajansı'na hoş geldiniz. İyi akşamlar. HSK kararnamesi yayımlandı ve Elazığ'da da değişiklikler var. Detayları sizden alalım. Tabii. Yargı bir süredir Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesince yayınlanacak HSK mezaret kararnamesine kilitlenmişti. HSK bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü mazeret kararnamesini tamamlandı. HSK 1. Dairesi tarafından çıkarılan kararname ile Türkiye genelinde 51 idari, 256 adli yargıdan olmak üzere toplamda 307 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Kararname ile birçok şehirde de tabii ki değişiklikler yaşandı. Değişikliğin olduğu şehirlerden birisi de Elazığ oldu. Elazığ'da yaklaşık 6 tane hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Bu kapsamda değişiklikleri aktaracak olursak ve bunu da ilk kez şu anda Elazığ kamuoyu Kanal Fırat ekranlarından öğreniyorlar. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Onur Rıfat Atılgan, Elazığ Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı. İmranlı Hakimi Ali Atak, Kovancılar Hakimliği görevine. Vezirköprü Hakimi Çiğdem Kuru Atak, Kovancılar Hakimliği görevine. Kovancılar Hakimi Hatice Büşra Özgür, Yusuf Eli Hakimliği görevine. Kovancılar Hakimi Ceylan Şener, Polatlı Hakimliği görevine. Maden Hakimi Erdinç Dinç, Ağrı Hakimliği görevine atandı. Yani bu atamayla birlikte Kovancılar ve Maden ilçelerinde bir değişiklik oldu. Kovancılardan iki hakim başka bir bölgeye atanırken yine Atak soy isimli iki hakim Kovancılar hakimi görevine atandı. Ki muhtemelen bunlar evli karı koca olma ihtimali oldukça yüksek. İmranlı Hakim Ali Atak ve Vezirköprü Hakimi Çiğdem Kuru Atak Kovancılar hakim olarak bundan sonra görev yapacaklar. Öte yandan Maden Hakimliği olarak Maden Hakimi olarak görev yapan Erdinç Dinç Ağrı Hakimliği görevine atandı. Ancak yerine herhangi bir atama yapılmadı Maden ilçesine. Orada fazladan bir görev mi vardı ya da önümüzdeki günlerde tekrar mı değerlendirilecek bilemiyoruz ama madende yaşanan bu son durumlarda göz önüne alındığında neden bir oraya yeni bir hakim ataması yapılmadığı da akıllarda soru işareti oldu. Sevgili Doğan, HSK'nın bu son dakika gelişmesini paylaşmış olduk sizlerle. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Yukarıda hummalı bir çalışma sürüyor tabii ki. Ana haber bülteninin hazırlıkları da. Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyoruz. Çok teşekkürler efendim, sağ olun. Sağ olun. Evet sayın seyirciler, Elazığ'daki son dakika gelişmesini Hakimler ve Savcılar Kurulu mazeret kararnamesiyle görev yerleri değişen hakim ve savcılarla ilgili bilgiyi arkadaşımız Furkan Dilaver'den öğrenmiş olduk. Yine canlı yayın konuğumuzla devam ediyoruz Akşam Ajansı'na. Televizyonlarımız spor koordinatörü Sayın Coşkun Kamaç bizlerle birlikte ve elbette ki konumuz Elazığ Spor. Coşkun abi hoş geldin. Eyvallah, hoş bulduk. Sağ olasın. Şimdi Elazığ Spor'la ilgili ne zaman güzel bir şeyler yapmaya çalışsak, yapmaya çalışılsa devamında sanki bir şeyler oluyor. Bir Arap saçına dönen bir takım durumlar meydana geliyor. Evet. Geçtiğimiz ay Elazığ Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğlu'nun önderliğinde yine tüm seçilmiş ve atanmışların ve toplumun destek verdiği bir kampanya başladı. Şu an onunla ilgili de elbette konuşacağız. Bazı sıkıntılar da var ödeme noktasında. Hı hı, evet doğru. Ama ne zaman kenetlenmeye çalışsak devamındaki oynadığımız maçlarda bir şeyler oluyor ve biz son haftalarda da hep yeniliyoruz. Evet. Ve en son sanıyorum yanlışım varsa düzeltin. Ergene Veli Meşe maçı evet. Sonrasında Sefer Yılmaz teknik adam görevden alındı. Evet. Ve şu an Levent Eriş geldi. Evet. Ne oluyor Elazığ Spor'da? Ne olacak? Nereye evet. Gidiyoruz? Şimdi az önce sevgili Furkan'la telefon bağlantısı sağlarken hakime savcılarda değişiklik oldu derken tabi Elazığ Spor'da değişiklik oldu. Hı-hı. Hoca değişikliği.
bu anlamda. Sefer Yılmaz maçtan sonra kulüp başkanı Selçuk Öztürk'le görüşmesinden sonra, ki o öyle bilinen bir mağlubiyet değil yani. 5-1'lik hezimet. Evet. Ve bunu biz bu sezon ikinci kez yaşıyoruz. Maalesef. Yani bir önceki Bodrum deplasmanı, içeride oynamışız, gene mağlup olmuşuz sonra. Sonra tekrar bir deplasmana gitmişiz. Ta Tekirdağ'ın bir ilçesinin mahalle takımı. Ne olursa olsun saygı duyuyoruz kendilerine ama Elazığ Spor'un da bu ligde adı var. Yani 5 tane gol yiyecek bir takım değil Elazığ Spor. Süper Lig görmüş bir takım üstelik. Yani olmaz. Elazığ Spor'un adı bile bu ligde lig büyük, kalır. Evet. Ligde kalır yani. Ben her zaman iddia ediyorum. Yanlışlar neydi? Yanlışlar tabii bir kere kadro yetersizliği, kadro derinliği yok. Yani bir geniş alternatif kadromuz yok. Dolayısıyla Elazığlı gençler, tecrübeli yabancılarla birlikte, Elazığlı olmayanlarla birlikte oynuyoruz. Ama tecrübeli oyuncularımızın performansları çok iyi değil. Gençlerin tecrübesi çok iyi değil. Bir anda dağılabiliyorlar. Mesela Elazığspor hem Ergene maçında da olsun, ondan önceki burada oynadığımız içerideki maçta da, Bodrum maçında da kırılma anı çok fazla oluyor. Bir dakika içinde iki gol yiyen bir takım oluyoruz. Yani bir dakika içinde bir takım, bir kulüp iki gol yer mi? Hele bu Elazığspor olursa. Motivasyonumuz bir gol yiyince hemen düşüyor mu bize? Yani konsantre eksiliyor mu? Şimdi gol yiyoruz, tamam eyvallah. Santra yapıyorsun, santradaki topu kaptırıp ikinci gol yiyorsun. Yani top sende, avantaj sendeyken rakibe topu kaptırıyorsun, ikinci gol yiyorsun. Futbol tarihine mi, literatürüne mi geçeceğiz acaba? Yani öyle oluyor. Örnek mi gösterecekler acaba? Bodrum bize maçında 3 dakika içinde 2 gol yedik. Ne acı. Pardon, yanlış söyledim. 45 dakika yani uzatma dakikalarında 2 gol, 47. dakikada 1 gol yedik. Yani 2 dakika içinde 3 gol yedik. Devre arasını bırakırsak yani araya da saymazsak 15 dakika dinlemeden sonra gelmişiz, tekrar maç başlamış. 47. dakikada tekrar gol yemişiz 45'ten sonra. Şimdi Sefer Hoca, evet yani bu işlerde genelde bilinen öykü budur. Hocaların bavulları her zaman ellerindedir. Bir kötü sonuçta hemen hocalar hadi eyvallah bana derler, giderler. Futbolcuyu gönderemezsin. Gönderirsen yerine yenisini getiremezsin şu anda. Ama hocayı gönderirsen yenisini getirebilirsin. Nitekim öyle oldu. Başkan Selçuk Öztürk Ankara'da bazı görüşmelerde bulundu. İsimler geçti. İşte Mustafa Özer, bizim eski hocamız Orhan Kaynak gibi, Ümit Özat gibi. Fakat bunların görevi kabul etmedikleriyle ilgili bilgi aldık. Akabinde de yine asistan Elazığlı olan, benim de tanıdığım, bildiğim, alt liglerin Yılmaz Vural olarak tanıdığımız Armağan Turhan'la görüşüldü Ankara'da. Armağan Hoca'ya başkan benden haber bekle demiş ama olmadığı için başkan bu defa Levent Eriş'i İzmir'den çağırıyor. Geliyor, görüşüyor Levent Hoca, tekrar İzmir'e dönüyor. Tabii niye İzmir'e dönüyor Levent Hoca, Elazığ'a hemen gelmiyor? Sefer Hoca da Elazığ'a geldi 2 gün önce, salı günü. Neden geldi? Hak edişleriyle ilgili başkanla görüşüp hem mukavelesini feshetmek hem de hak edişleri, ki burada ben bir parantez açalım. Başkan Selçuk Öztürk Sefer Yılmaz'la yaptığı görüşmelerde parasının birçoğunu da Sefer Yılmaz'ın bağışlamasını istedi. Yani bir yanda da iyilik yaptı Sefer Yılmaz. Alacağının bir miktarını, ben rakam vermeyeyim, bağışladı. Geri kalan parasını da almak üzere geldi. Tabii başkan gelmedi Elazığ'a. Dolayısıyla dün akşam kulüp başkanı Sayın Selçuk Öztürk'ün talimatıyla Sefer Yılmaz'a hak edişleri ödendi. Kulüp Genel Müdürü Ali Topal vasıtasıyla. Ve Sefer Yılmaz akşam saatlerinde, dün akşam geç saatlerde galiba 9 mu bilmiyorum hangi uçak var, İstanbul'a gitti. İstanbul'a gitmesiyle birlikte bu defa da Levent Hoca'nın gelme planları yapıldı. Çünkü Levent Hoca da etik olarak kulüpte yatıp kalkan bir hoca varken, mukavelesini feshetmeyen bir hoca varken gelmemeyi tercih etti. Doğru. Mukavelesi feshedilsin, hoca ayrılsın, ben geleyim. Hoca da onu yaptı ve Levent Hoca bugün saat 13'te geldi ve bizim sevgili Erdem kardeşimiz, sevgili Bahadır gittiler. Hocayla havalimanında bir röportaj yaptılar. Ve hocamızın o röportajıyla birlikte biz akşam ana haber bültenimizi onu yayınlayacağız ama belki yönetmenimiz sevgili Serdar kardeşimiz hocamızın o açıklamalarını sıcağı sıcağına akşam ajansında da yayınlayabilir. Hemen soralım arkadaşlarımıza. Yeni hocamızın röportajı hazır mı arkadaşlar? Evet, ne zaman istersek arkadaşlarım. Yayınlayalım bakalım dedim işte, isterseniz evet, değil mi? Evet, şu an arkadaşlar eğer hazırsa yeni hoca Levent Eriş'in açıklamalarını hemen akşam ajansında paylaşalım. Evet.
Hocam öncelikle Elazığ'a hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Neler söylemek istersiniz? Daha önce de çok geldik tabii Elazığ'a. Rakip olarak geldik ama bu sefer de aynı kulvarda mücadele etmek adına geldik. İnşallah güzel şeyler yaşamak için geldik. Burada Elazığ Spor'un background'una baktığımız zaman Elazığ Spor'un nerede olduğunu hep söylerim. Konuşmaya bile gerek duymadığım bir camiadır burası. İnşallah güzel şeyler yaşayıp tekrar Elazığ Spor'u güzel başarıları elde etmek adına mücadele vermek için geldik. Peki bu mücadeleler için ne gibi hedefleriniz var? Nereden başlamayı düşünüyorsunuz? Vallahi hedefleri sonra bilare bu camianın güzel insanlarına, ülkemizin en değerli camialarından bir tanesi olan Elazığ'ımıza anlatmak için dilimizin döndüğünce ifadeler kullanacağız. Lakin şunu da herkesin bilmesini istiyorum. Çok fazla konuşmaya gerek yok. Çok iş yapıp az konuşmakta fayda vardır diye düşünüyorum. Hele şu saatten sonra fazla demagojiye de gerek yok. Fazla lafa da gerek yok. İnşallah biz aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz diyerek kollarımızı sıvamaya geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sayın seyirciler, Elazığ Spor'un yeni teknik adamı Levent Eriş'in ilk röportajı aslında Elazığ'da da. Doğru mudur Coşkun abi? Evet, ilk röportajı havalimanında hemen ayağının tozuyla uçaktan indi. Ve bizlere yaptı. Kanal Fırat'a ilk açıklamasını yaptı orada. Tabii fazla konuşmaya gerek yok dedi. Doğru. Evet, onu söyleyecektim. Dedi ki çok iş, az konuşmak. Evet. Şimdi acaba biz son zamanlarda yaşadığımız, yani Elazığ Spor üzerinden yaşadıklarımızı acaba çok konuşup az iş yapmaktan mı kaynaklanıyor? Biz de mi az konuşup çok iş mi yapmamız lazım? Şimdi tabii geçmişi irdelersek çok şey söyleyebiliriz. Yani yanlış yönetimler, yanlış yönetilen bir Elazığ Spor. Yani bir yerde bir yanlışlık varsa mutlaka bunun sebebi yanlışlıkların olduğu ortamlardır. Doğru işler olsa zaten kulüp veya da başka şirket diyelim adına, ne dersek diyelim, batmaz veya işte sıkıntılar yaşamaz ama... Gelinen noktada sen de zaman zaman olaylara vakıfsın. Biliyorsun Elazığ Spor'la ilgili düşüncelerimizi. Yanlış yönetimler, yanlış planlamalar. Yani bunun başka böyle farklı boyutuna çekmeyelim. Tamamen yanlış diyelim adına, yanlış diye koyalım. Yanlış yönetimler, yanlış planlamalar, yanlış programlar maalesef Elazığ Spor'u bu duruma getirdi. Şimdi hoca bir şey diyor, yani Elazığ insandan da övgüyle bahsediyor. Kendisi İzmirli. Özür diliyorum, Elazığ Spor'un aslında... ne olduğunu da ifade ediyor. Tabii, çok bir şey söylemeye yani, gerek Elazığ yok. Elazığ Spor'u anlatmaya gerek yok yani, evet. Diyor. Elazığ'ı anlatmaya gerek yok. Elazığ Elazığ'dır. Elazığ Spor Elazığ Spor'dur. Yani bir gidip de Ergene ilçesini anlatmıyorsun. Gidip de bir başka ilçeyi anlatmıyorsun. Bu koskoca 1967'den beri kurulmuş, Türkiye liglerinin bütün liglerinde yer almış, şerefiyle şanıyla oynamış bir Elazığ Spor bu. Onun için hoca da bunun olayına vakıf. İnşallah hocamızın belirttiği gibi ayağa kaldırmasını da hep birlikte hocamız da inşallah katkı sağlar. Tabii Levent Eriş çok tecrübeli bir teknik adam. Yani Süper Lig'de yıllarca takımlar çalıştırdı, birinci liglerde çalıştırdı. En son yanılmıyorsam Adana Spor'daydı. Ondan önce Manisa Büyükşehir Belediye'de çalıştı. Gittiği yerlerde hep hedefi olan bir hoca. Tabii bir ara bir rahatsızlık falan geçirdi. Bir kalp rahatsızlığı zannedersem bir müddet ara verdi. Sonra tekrar devam etti ve bugün bir yardımcısı herhalde geldi mi veya gelecek mi? Bir de bir kondisyoner getirdi. Geri kalan teknik kadroyu da Elazığ'daki hocalardan. Mesela Muammer Sürmeli'yi tanıyor bizim Elazığ Spor'umuzun antrenör arkadaşımızı. İzmir'de Muammer oynadığı için o bölgede hocamız da kendisini tanıyor. Muhtemelen Muammer de hocamızın önemli yardımcılarından birisi olacak. Bunun yanında da yine aynı şekilde Elazığ Spor'da bence... Bu haftaki Uşakspor maçıyla hocamızın da katkılarıyla bir çıkış yakalamamız gerekiyor. Tesadüf müdür nedir? Rakibimiz Uşakspor da hocasını gönderdi. Onlar da şu anda hoca arayışlarında henüz bir bilgi gelmedi. Yeni hocaları belli oldu mu olmadı mı? Onlar da bizim gibi sıkıntı yaşıyorlar. Yani iki kaderi aynı olan, hoca anlamında kaderi aynı olan takım karşı karşıya gelecek. İnşallah biz kazanırız. İnşallah. Kanal Fırat'tan da yayınlayacağız onu bir kez daha da belirtelim. Yine hatırlatmış olalım sayın seyirciler. İç saha maçlarımızı Kanal Fırat Televizyonu olarak canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Bu bütün bu sezon boyunca devam edecek ve her şey siz değerli izleyicilerimizin
spor keyfini bir nebze de olsa katkıda bulunabilmek adına yapıyorsun bunları. Bu maç pazar günü saat 12'de erken almışlar maçımızı. Yani insanlar herhalde uyanıp kahvaltısını yapıp maça gelecekler hemen. İnşallah efendim. Gelsinler de. Değil mi? Taraftar olsun. Hani hep derler ya futbol 11 kişiyle oynanır ama 12. adamı da taraftardır tabii, diye. Tabii. Şimdi Coşkun abi şunu da sormak istiyorum. Şimdi yeni bir artık bir hoca geldi. Evet. Şimdi şu da bilmiyorum katılır mısınız ama naçizane kendi fikirlerim. İnşallah tabii ki bu hafta sonu oynayacağımız maçtan biz galip gelmek istiyoruz ama hani yeni ekiple uyum, işte yeni hocanın tarzı, herkesin bir çalışma evet. prensibi vardır. Futbolcuların hocaya alışması, hocanın futbola Elazığ'a alışması ki hava değişimi bile insanı etkiler. Hani beraberlik veya Allah korusun ama yenilgi olması durumunda bile hemen tepki vermemek gerekir değil mi? Çünkü daha ya, yeni. Öyle de işte bizim insanlarımız biraz tahammülsüz, sabırsız. Genç oyuncularımızın çok bariz hata yapmaları. Yani hata yapılır ama çok böyle belirgin işte demin bahsettiğim o bir dakika içinde iki gol yemenin de bence affedilir yanı yoktur yani. Evet. Yani sen nasıl ayağındaki topu kaptırırsın da rakip ikinci golü atar. Evet. O nedenle biraz daha dikkatli olmak lazım. Hata yaparsın, herkes hata. Hatasız kul olmaz ama şimdi yeni hocamız tabii belki de uzun bir aradan sonra böyle sentetik bir sahada oynayan bir takımın hocası olarak sahaya çıkacak. Yaklaşık 1000 kişilik bir taraftar grubunun olduğu bir tribünü görecek, seyirci potansiyelini görecek. Yani başka imkan yok. Yani 1100 olamaz. 1000 kişilik bir stadyum işte butik. Dolayısıyla hocamız için de Levent Hoca için de enteresan bir görüntü olacak tabii. Şimdi sentetik sahada oynuyor. Hoca belki şimdiye kadar o maç sentetik sahalarda takım yönetmemiştir tahmin Ayak ediyorum. Ayak bile belki basmamıştır. Tabii öyle az bir seyircili olan takımlara da gitmemiştir ki bizim mecburen az seyircimiz mecbur, olacak evet. 1000 kişi. Tabii tahammül etmek lazım ama bizim için tehlike çanları çalıyor yani aslında şu anda düşme potasındayız. Altta oynayan bir Karabük var. Tamamen terk edilmiş şehir olarak. Onlar muhtemelen düşerler 3. lige. Yani bu ligden düşen, bizim gruptan düşen ilk takım olabilir diye tahmin ediyorum. Nigde Anadolu Spor Kulübü var, takım var. Onlar da çok kötüler. Hadi diyelim onu da kattık ama biz bir takım daha altımıza almamız lazım ki, yani toplam 3 takım düşüyor ya. Bir takım daha altımıza almamız lazım ki biz bu ligde kalalım. Ama hocamızla biz yaptığımız görüşmelerde şunu da söylüyor tabii hocamız özel görüşmelerde. Yani biz ilk yarının bitimine kadar 7 maç var. Bu 7 maçtan toplayacağımız maksimum puanlarla ilk yarıyı tamamlayıp Elazığ Spor'un o gün hedefini koyabiliriz. Bu ne olabilir? Şu anda sen de biliyorsun transfer yasağımız var. Evet. Şimdi iyi bir puan toplarsak 7 maçta üstteki takımlarla da çok bir kopma olmaz ise... Yani ben burada kulüp başkanı Sayın Selçuk Öztürk'ün ne yapıp edip ara transfer döneminde Elazığ Spor'un transfer yasağını açtırıp bir takviye, takviye güçlü oyuncular alarak kafaya oynayabilir düşüncesindeyim. Ama tabii bu tamamen ilk yarıda toplayacağımız puanlara bağlı. Şimdi puan toplamamışız, gelmişiz 14. 15. sırada devam ediyoruz. Üstlerden de kopmuşuz. O zaman yani çok yapacak bir şey yok. İddia da kalmıyor. İddia da kalmıyor. Hani tamamen düşmemek için oynarsın. Belki o zaman da oyuncu ihtiyacın gerekli olabilir. O zaman da ona göre bir iki tane belki bilemiyorum yasağı kaldırmak lazım. O da zor görülüyor ama sürpriz de olabilir yani kaldırılabilir. Peki Coşkun abi şimdi illaki yani yeni gelen hocamız ve ekibi Elazığ Spor'un bu sezon başından bugüne kadar ki maçlarını izleyecektir, analiz edecektir, futbolcularla birebir belki bir görüşme yapacaktır. İşte idmana çıktıklarında daha rahat gözlemleyecektir. Şimdi hani derler ya dert bir değil ki hangisini söyleyelim. Evet. Şimdi dedim ya başta biz işte iyi bir şeyler yapmaya çalıştıkça Elazığlılar olarak bir yerde bir şey oluyor ve işte bu defa mesela maçlarda yenilmeye başladık. İşte hoca gitti, yenisi geldi. Futbolcuların da psikolojisi bozulmuştur. Yani ne oluyor? Bu durumlar nasıl düzelir? İşte, buradan şuraya da bağlayayım. Sık sık bizler de Elazığ Spor'un yayınladığı listeyi ekranlara getiriyoruz. Bir yardım kampanyası başlatılmıştı. Ki aslında her şeyin başı artık para olmuş. Para, evet. Para olmayınca olmuyor. İşte
ne bileyim yani şu an mesela Elazığ Spor'un paraya ihtiyacı var. Bir şeyleri yani transfer yasağımız var. Onun açılması evet, için evet. bile para evet. lazım. Şimdi bir şeyler yapmaya çalıştık. O gün her şey çok güzeldi. Sonrasında işte listeler yayınlandı. Birçok cümle, birçok alım havada kalmış evet. oldu. Şimdi gene maçlarda yeniliyoruz. Bir şeyler değişiyor. Ve olan Elazığ Spor'a ve taraftarı oluyor, şehri oluyor. Bunu nasıl değiştireceğiz? Şimdi tabii o paraların dörtte biri. Yani beklenen 4 milyon üzerindeki paranın yaklaşık 1 milyon lirası kulübe gelmiş oldu. Onun dışındaki dörtte üçü henüz gelmedi. Dolayısıyla burada artık bir şey diyemiyoruz. Yani o taahhüt edenlerin de bir an evvel bu sözlerini yerine getirmiş olması lazım. Yani o zaman yani şimdi ödeyenler yani... Sadece ödeyenler mi seviyor Elazığ Spor'u? Yani seviyor Elazığ Spor'u ya da Elazığ Spor dörtte üçü sevmeyenler anlamında mı değerlendirmek lazım? Ya da o gece reklam mı yaptılar? Reklam mı yaptılar? Bedava reklam mı yaptılar? Ya da acaba para Elazığ Spor'a gelmemesi adına... Şimdi mesela ben zaman zaman Selçuk Başkan'la da görüşüyorum. O da söylüyor. Yani o paranın en azından bir dörtte ikisi, dörtte üçü gelsin. Hadi bir milyon belki bir fire verebilirsin diyelim. Ama özellikle büyük rakamların olduğu daha henüz taahhütler var yerine gelmedi. Ben umutsuzum doğrusunu söylemek istersem. O geri kalanın da çok geleceğini zannetmiyorum. Yani bir milyon lira bir parayla herhalde bu Selçuk Başkan devam edecek gibi. O diğer dörtte üçünün gelme ihtimali ben çok da sağlıklı bulmuyorum. Şimdi gelelim o ilk soruna. Hani ne yapabilir? Şimdi Levent Hoca'nın bir kere mental olarak futbolcuları hazırlaması lazım. Şimdi hatta bugün söylüyor yani 7-8 tane tecrübeli oyuncu var bildiğim tanıdığım. Elazığlı gençler de var. En azından o 7-8 dediği gençler tecrübeli oyuncularla bir araya gelip onların bu kulüpte takımda abilik yapacak. O gençleri yönetme pozisyonunda olacak bir lider durumuna gelmelerini isteyecektir. Kendisi de motive anlamında yani bence ağzı laf yapan bir hoca biliyoruz, tanıyoruz. Kibar da bir insan Levent Hoca. Dolayısıyla Sefer Hoca mesela öyle değildi. Sefer Hoca ile kıyaslarsam dağlar kadar arasında fark var. Sefer Hoca vur kafasına al ekmeğini gibi bir insandı. Daha böyle sessizdi. Şimdi Levent Hoca daha sesli. Mesela bir önceki görüşülen Armağan Turhan gelse de o da Levent Hoca'nın aynı özelliklerini taşıyan bir hoca. O da böyle elin maşalı gibi. Levent Hoca inşallah hem gençlerimizi yola getirme adına hem tecrübeli oyuncularımızın o tecrübesinden istifade etme adına bence bir harmanı tutturabilirse ve inşallah da bu haftaki Uşak maçında bir kazanabilirsek, İnşallah. Bir özgüvenle gelirse bundan sonrası için hani ilk yarıda öyle çok da zorlu maçlarımız da gözükmüyor ama bizim de nedense hep kaybettiğimiz maçlar kolay maçlar. Ya da kolay diye baktık. Kolay diye aslında. Gördüm. Karabük şimdi puanı yoktu, geldi bizden 3 puan aldı. Karabük bize gelene kadar bir gol atmıştı, geldi bize 3 gol attı. Evet. Yani dolayısıyla çok dikkat etmek lazım. İnşallah efendim. İnşallah Elazığspor en kötü tabii ligde kalırız ama belki playoff'u zorlayarak bir hedef belirleme düşüncesi de neden olmasın diye söylemek lazım. İnşallah efendim. Evet. Katılıyoruz. Güzel günler gelecektir Elazığspor'umuz için. Ve diliyoruz ki hafta sonu oynayacağı maçta da kaleye gönderdikleri her şut gol olsun. İnşallah. Önümüzden geçen o. Avuta atıyorlar. İnşallah bu sefer kaleye o çerçeveyi tuttururlar. İnşallah efendim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Coşkun Kamaç. Evet sayın seyirciler, akşam ajansını bugün de noktalıyoruz. Yarın saatlerimiz 17'yi gösterdiğinde bizler bu ekranda sizleri bekliyor olacağız. Tüm ekip arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.